Selamlar arkadaşlar. Bugün Zafer abiyle beraberiz. Zafer abi bizim Facebook grubunda en yaşlı üyemiz. Kendisinin bugün deneyimlerini dinleyeceğiz. En önemli konulardan bir tanesi de geçtiğimiz seneler içinde kendi web sitesinden olan satışları paydasal olarak %50'ye çıkartmış olması. Bu süreçte bu dönüşümü nasıl yaptığını ve bize nasıl tavsiyeler verebileceğini kendisinden öğreneceğiz. Ben lafı bırakayım sana. Hoş geldin Zafer abi tekrar. Hoş bulduk Yiğit'ciğim. Ben önce kısaca bir kendimi tanıtayım istersen. Ben Zafer Yıldırım, 62 yaşındayım. Genç emeklilerden bilirim. O kanun çıkmadan önce emeklilik yaşı emekli olmuştum 43 yaşında. 2004 yılında işte bir takım tesadüfler sonucu e-ticarete başlamış oldum. O günden beri de yani öyle çok iddialı olmayacak şekilde, kendimi oyalayacak şekilde. Başta ek iş gibi başladım. Sonradan daha profesyonelliğe geçtim. Şimdi senin soruna gelecek olursam ben siteyi ilk açtığımda tabii o zaman gitti gidiyor da çok iyiydim. Yani gitti gidiyor da çok iyiydim. Siteyi açtığımda çok tek tük satış geliyordu. Ama bu arada yani ne reklamdan ne SEO'dan hiç anlamıyorum yani. Ama şunu şey yaptım. Şimdi broşür yaptım ilk başlarda. O broşüre gitti gidiyordan sattığım ürünlere broşür koydum işte. Ben doğal taş işi yapıyorum. Pozitif doğal taş firmamın ve sitemin adı. O broşürlerden tabii insanlar görüyor. Bir de Google'da falan da aratıyor, şey yapıyor. Böyle ufak ufak artmaya başladı. Sonradan Neon 1'e gireyim dedim. Neon 1'e girdim. İşte Neon 1'de de başlardan hiç iş olmuyordu. Yani tek tük haftada bir tane falan böyle kargo çıkıyordu. Ama şimdiki arkadaşlar biraz fazla sabırsız yani. Hemen 3 gün olmuş koyuyor. İşte ne yapayım, yok eşime dostuma aldırayım mı falan, puanım artsın. Yani ben bir kere bu puan işleriyle hiç uğraşmadım. Hiç ilgilenmedim. Kaçsa ve samimi söylüyorum, puanım da hiçbir zaman 100'den aşağıda düşmüyor yani. Hep daha şeyde Trendyol'da yeni açtım. Hemen 10 olmuş orada. 10'a kadar ya hemen 10 olmuş baktım yani. Onu daha dün baktım yani. Ama bir şey demek yani, ki iyi yapıyorsun ki 100 oluyor ya da 10 oluyor yani. Yani şimdi siteyi işte N11'e de başlayınca bu sefer baktım sitenin de trafiği artıyor. Yani şimdi bir hedef kitle var biliyorsun pazarlamada. Hedef kitle. Şimdi hedef kitlen kim? Önce onu bir belirleyeceksin. Ha, ben şuna karar verdim. Benim hedef kitlem ortalama insanlar değil. Benim hedef kitlem akıllı insanlar. Akıllı insanlara hedef aldım. Şimdi nasıl akıllı insanlara hedef aldım? Şimdi mesela diyorlar, geçen gün birisi yazmış sitede işte bu kargolay, pardon grupta, kargolarla ilgili şöyle yazmıştı. Ya alıcı ödemeli de satış oluyor mu? N11'de yazmış. Yani bu biraz da böyle bir alay şeyi de var yani bunda. Niye olmasın yani? Şimdi diyelim ürün ucuz ürünler mesela 10 lira. Ben bunu şimdi ücretsiz kargo yapsam kaç lira olacak? 20 lira olacak. 20 lira olacak. Şimdi bunu bazı insanlar o kargo fiyatının içinde olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Ben biliyorsam başkaları da biliyordur bunu. Ha, ama çoğunluk buna bakıyor mu? Bakmıyor. Ben çoğunluk hedef kitlem değil benim. Benim hedef kitlem akıllı insanlar. Şimdi bir de seri olarak çoklu alabilecekleri mal var. Mesela o 10 liralıktan bir giriyor adam 5 tane birden alıyor. Ama o ürün 20 lira olsaydı o 5 taneyi almayacaktı belki de. Ve bu şekilde sonra baktım olmuyor. Entegre'ye girdim işte. Entegre'den diğer başka sitelere falan da aktarmaya başladım. Yani ben pazar yerlerinde baktığım satışım arttıkça, pazar yerlerinde bilinirliğim arttıkça site yükselmeye başladı. İnsanlar çünkü sen hep bunu zaten söylüyorsun paylaşımlarda. Evet. Pazar yerindeki isminle gidip Google'da arayıp web sitene de geliyorlar. Çünkü tabii hepsinde isimler aynı. Bir de benim
Yani fiyatlarım, yani ciddi anlamda fark var. Mesela diyelim sitede 10 liraysa N11'de 12-13 lira, böyle o komisyonları koyuyorum. Yani şeyde hele Trendyol'da fiyatına %35 artı kargoyu koyuyorum yani. Bu sene %50 civarına geldi değil mi web sitesinden olan satışların? Evet, yani şu anda işte 48 küsürdü. Yani 50'ye doğru gidiyor yavaş yavaş. Sen şu anda bildiğim kadarıyla ben hepsi burada satış yapmıyorsun. Yok N11... yapmam abi, ben orada yapmam. Yani uğraşamam. Trendyol'a bile yani çıksam mı diye düşünüyorum yani. Kargo desilerinden falan şey yapıyor. Ben şeyi sevmiyorum böyle, ama onu takip edeyim oradan o şey. Ya inanır mısın, ben N11 gitti gidiyor. Hiçbir şeyini daha kontrol etmedim. PTR'yi de. Yani güveniyorum. PTR'de günü gününe yatıyor paralar. Yani onlara girip de muhasebesiyle o kadar çok uğraşmak, vakit ayırmak sevmiyorum o işleri. Sıkılıyorum. Ya ben aslında yani bunu söylüyorum bazen, ilk söylediğimde birazcık tepki alıyordu. Şimdi bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Ben geleceğin daha çok bu buy box sistemine doğru yöneleceğini düşünüyorum ki hani bunda ilk, evet, konuşmaya başladığımızdan geçen bu süre boyunca aslında pazar yerlerinin de böyle düşündüğünü ya da düşünmek zorunda kaldığını gördük. Şu anda geldiğimiz noktada N11 ciddi bir şekilde buy box sistemine geçiyor. Gitti gidiyor kimi kategorilerde buy box sistemine geçiyor. Şimdi satıcı arkadaşlarımız bunu çok fazla istemiyorlar. Çünkü buy box sisteminde ne oluyor? Sen aynı listenin içinde birbirinle rekabet ediyorsun. Fiyat düşüyor. Evet. Ama son kullanıcı yani müşteri açısından baktığımızda aslında müşteri en kısa zamanda en ucuz ürüne buy box sistemiyle ulaşabiliyor. Çok doğru. Yani şimdi, benim senin yani beğendiğim en şey, ben de o şekilde, sen hep müşteri gözüyle bakıyorsun. Bir siteye bakarken satıcı gözüyle değil, müşteri gözünden bakıyorsun. O çok önemli. Ben de o şekilde bakıyorum. Ama yani bu buy box sistemi beni ilgilendirmiyor. Şöyle ilgilendirmiyor. Tabii ki doğru bir şey ama yani benim hiçbir ürünüm buy box'a girecek bir ürün değil. Ben işte Doğaltaş, takı, tesbih falan o tip şeyler sattığım için buy box'tan benim ilgim yok. Tabii olursa daha iyi olur yani. Ya benim aslında gelmek istediğim nokta şu Zafer abi. Şimdi hepsi burada uzun süredir buy box sisteminde olduğu için ve müşteri gözünden bakacak olursak aslında kendine burada iyi bir müşteri kitlesi oluşturmuş şekilde. Ve şimdi satıcılar senin demin söylediğin sebeplerden dolayı biraz hepsi burada mesafeli. Yani bunu hep konuşuyoruz zaten. Aslında son yaptığımız videoya bilmiyorum denk mi geldi yoksa videodan bir geri dönüşüm mü aldılar? Biraz muhasebelerinde bir diğer kalemi diye geliştirmeye gittiler. Şimdi ben bu şekilde hepsi burada ile mesafeli olunca aslında çok büyük bir potansiyelin dışarıda bırakıldığını düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum, denemek gerekli tabii ki, senin kategorini bilemiyorum ama bizim satış yaptığımız kategorilerde mesela hepsi burada yüksek bir paydaya sahip. Evet. Mesela sen hepsi burada da ne olsa senin bu kafandaki bariyer kırılır ve ben hepsi burada da satış yapacağım dersin. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bak bir videonda senin izlemiştim, ben hepsi burada ile ilgili şunu söylemiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Ben bile tam çözemedim demiştin. Yani hepsi buradanın bu ödeme muhasebesini. Şimdi sen çözemedikten sonra ben hiç çözemem yani. Şimdi ben kandırılmak istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bunların elinde her türlü imkan var. O biçim yazılımcıları da var, programcıları da var, her şey var. Şöyle bir tersten düşünelim. Farz et ki hepsi buradanın yazılımsal bir hata. Fazla mükerrer ödemeler fazla yapıyor. Müşteriye aynı malın parasını 3 sefer ödüyor. Kargoların desilerini 10 desiyi bir desi giriyor, düşük giriyor. Böyle bir hata var. Hep fazla para yatırıyor müşterilere. Bu hatayı ne kadar sürede düzeltirler sence? Yani çok kısa sürede düzeltebilirler. Çok kısa sürede düzeltirler. Doğru, bence de düzeltirler. Ama müşteriye olunca niye düzeltmiyorlar? Ne zamandır bu mevzu var? Değil mi? Peki yani sonuç olarak Zafer abi, şimdi deseler ki hepsi buradan seni arasınlar, deseler ki biz muhasebeyi kırılımsal şekilde görünecek bir şekle getirdik, düzenledik ve sizden de gelip bunu test etmenizi istiyoruz. Böyle bir iyileştirme sonucunda girer misin? Yoksa sen kapattın mı o defteri? Hiçbir türlü girmez misin? Yok, ben öyle kapattım değil. Yani ben görüyorum yani insanların şeyini görüyorum. Yani o yani
ben kandırılmayı yani aldatılmayı sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ya o güveni vermesi lazım. Bak geçenlerde bir şey oldu. Bazen kargoda karşılaştığım biri var. Bu akvaryum ürünleri falan satıyor. Hepsi burada da satıyor. Bayağı da iyi. Dedim ya bu grup var dedim. Yiğit Turan'ın grubu biliyor musun falan dedim Facebook'ta. Yok abi bilmiyorum. Dedim bak bir gir. Orada dedim hepsi burada ödemeleri diye bir arama yap dedim. Neler çıkacak? Ondan sonra kendi hesaplarını bir incele dedim. Tamam falan dedi. 3-4 hafta sonra yine kargoda tesadüfen. Ne haber dedim. Baktın mı dedim şeye. Ya abi baktım sorma dedi. 2800 lira dedi benden dedi. Fazla para almışlar dedi. Ondan sonra şey yaptım dedi. Gönderdim işte habere mesajlaşıyoruz falan dedi. Şimdi dedi sıfırladım dedi şeyleri. Bütün ürünleri dedi stoğunu sıfır yaptım dedi. Paramı alana kadar dedi daha şey koymayacağım dedi. Yani bak işte grubun ya, faydası da bu. Bak gördün mü? Yani orada tesadüfen adamın 2800 lirasını iç etmişler yani. Şimdi Zafer abi buradaki problem şu. Senin en başta söylediğin gibi. Eğer bu sonuçlanmazsa bu problem. Yani şimdi sen çünkü nasıl düşünüyorsun? Aslında böyle sıradan hızlı ya bir şekilde yapabileceğim. Ben sabit fikirli şey. Değilim. Yanlış anlama. Yani yok, bana güven vermesi lazım. Tabii anlıyorum. Yani şimdi zaten konu oraya geliyor. Bu problemi çözmedikleri sürece şimdi o kargoda karşılaştığın kişi nasıl düşündü? Dedi ki ya benim 2800 liramı hiç ettiler. Yani sonuçta aslında problemin yani teknik bir problemdir. Odur budur. Aslında satıcılar olarak orası bizi çok ilgilendirmiyor. Fakat tabii. Sonuç olarak satıcılar güven kaybı yaşıyor ve ben aslında bu hepsi burada da güven kaybı yaşanmasını da pek istemiyorum. Neden dersem kendi bakış açımdan baktığımda pazar daralmış oluyor. Yani ben genel tabii. Resme bakıyorum. Çok büyük bir paydayı dışarıda bırakıyoruz. Ben istiyorum ki hepsi burada da ile bu sürtüşme tamamen satıcılar arasındaki çözülsün ki e-ticaret hacmi büyüsün. Çünkü ne kadar e-ticaret hacmi büyürse o kadar aslında işlem görür, hepimize yarar. Şimdi hepsi buradanın burada şu muhasebesel konudaki problemini çözmek çok kolay. En son bir geliştirme yapmışlardı. Ben hepsi buradanın yani belki böyle söyleye söyleye bir noktadan sonra onlar da diyecekler ki ya tamam şu satıcıdan istediği şey muhasebesel geliştirme yapalım artık yeter deyip belki şey yapacaklar. Çünkü ben hep her videoda söylüyorum. İsmail Parsa var data biliminin başında ve Türkiye'de ikinci yani o skalada adam az vardır. Yani 3 tane 5 tane vardır maksimum. Yani bir haftalarını belki adasalar hemen Amazon gibi kalem bazında gösterebilirler. Umarım yani düzelir şu olay da hem ben de grupta bıktım ya gerçekten yani. Evet. Her gün 10 tane aynı konu işte hepsi burada da şöyle ödeme hatası oldu. Hepsi burada böyle bir çözümü de yani nokta bir çözüme de gelemiyoruz. Sürekli bir yandan da yeni arkadaşlar da demotive oluyor. Yani adam giriyor diyor ki ya diyor ben geldim e-ticarete başlayacaktım. Gruba girdim korktum şimdi başlayamıyorum diyor. Sen görüyorsundur yeni arkadaşları. Tabii görüyorum. Bu az önce şimdi yazdım. Birisi senden kargo firması kurmanı istiyor şimdi. Abi şimdi kargo firması kuralım da onun sermayesini düşünsene ya. Yani milyar TL'ler, milyar dolarlar gerekir. Yani bazen mesela arkadaşlar pazar yerinden de bahsediyorlar ya. Biliyorum onu. Yani o pazar yerinin arkadaşlar öyle kuracak sermayemiz keşke olsa. Yani o zaman kurarız da pek mümkün değil. Şimdi gitti gidiyor da mesela senin durumunda aslında tepe taklak bir düşüş olmuş değil mi? %70'lerden %50'lere. Tabii. Ne oldu sence Yaşar abi? Nasıl bu hale geldi? Ya gözlemleyebildin mi bunu? Gitti gidiyorun bence kırılma noktası eBay satın aldı ya şeyi. eBay satın aldı önceden. %7'si bir adamındı galiba. Gerisi onu yapan işte startupçıların isimlerini unuttum şimdi. Bunlar çok iyi top seviyeye getirdiler gitti gidiyor. Ondan sonra eBay'e sattılar. eBay'e sattığı zaman oradaki tabii kafadaki yöneticiler değişti. Ondan sonra o yeni gelen ekip bu işi beceremedi. Yani bence kırılma noktası oradan itibaren ondan sonra geri gitme. N11 açıldığı zaman hiç umursamadılar. Hala ben takip ediyordum. O alakadan bakıyordum. En çok tıklananlarda 7. sırada falan çıkıyordu. Gitti gidiyor o zamanlar. 7. sırada falan çıkıyordu. Yani çok iyiydi durumu. Ama bu N11'i bunlar şey yapmadılar. Ondan sonra adım adım N11 geldi. Bunlara fark attı. Şimdi peşinden trend yolu. Onlar da pazar yeri formatına geçince gitti gidiyor. Bir de
Ya mesela o önceki dönemde toplantı yapıyorlardı mesela, çağırıyorlardı beni falan. Çağırıyorlardı işte, konuşuyorduk yani orada kategori yöneticileriyle. Böyle İstanbul'dan satıcılarla, belli başlı satıcılarla toplantı yapıyorlardı, fikir alıyorlardı. Ondan sonra bu eBay'e geçtikten sonra abi hepsi durdu. Yani yanlış stratejiler. Bu sonuç böyle oldu. Amazon.com.tr'de satış yapıyor musun? Ya Amazon.com.tr'ye biraz ürün koydum. Ama şey de müracaat ettim, bana barkod muafiyeti verdiler. Ama o barkod muafiyetini bir türlü kullanamadım. Şimdi ben ayrı ürün listelemek istemiyorum. Entegre'ye o kadar para veriyoruz, oradan aktarmak istiyorum. Entegre'ye işte bağlandılar o programdan. Onlar kendisi deniyor. Onlar da beceremedi. Sonra işte o Murat Dişkıran Bey diyor, sorun var diyor. Yani Amazon tarafında sorun var diyor. Yani onun için işte barkodla da pek uğraşmak istemedim şimdi. O barkod muafiyeti olayını halledemedim. Yani Amazon'da biraz ürün var. Yani 10 civarı falan bir ürün vardır. Arada bir şey yapıyor ama orada da artırmayı düşünüyorum yani. Şey nasıl? Satışlar nasıl Amazon'dan geliyor mu hiç? Amazon'da işte dedim, ürün çok olsa belki gelecek. Bir de şey sıkıntısı var orada şimdi. Yani onun sebebini hiç çözemedim. Abi kategorileri yapmıyor adamlar ya. Takı aksesuar kategorisi yok Amazon'da. Yani niye yapmıyorsun? Yani bunu ben birkaç sefer aradım Amazon'u. Yani ya dedim, bana bir izah edin yani, bunun yapılmama sebebi nedir yani? Teknik olarak desen mümkün değil yani, o kadar kategori yapar onu mu yapamayacak? Ya ondan sonra sonunda şöyle dedi, ya bizim elimizde bir şey değil, herkes Amerika'dan dedi, belirleniyor dedi. Yani bu aksesuar mesela. Ama Amazon'da satanlar var gene, takı, tesbih, hepsini satan var. Nerede satıyor? Oyuncak kategorisine koymuşlar falan. Yani diyor, ben dedim bak dedim şeye, o arayan kıza bileklik yazdırdım bak ekrana. Bir arat bakalım kaç tane çıkıyor dedim bileklik. Ya haklısınız da diyor, işte biz diyor onları diyor gerekirse diyor mağaza kapatmaya kadar gideriz falan diyor, hikaye yani. Abi ben şimdi böyle şeyleri genelde test ederim. Yani mesela ne olunca bir dükkan kapanıyor, ne olunca bir liste kapanıyor. Amazon geldi, bir test edeyim. Yani ne kadar şey yapıyorlar, dikkat ediyorlar buna. Gittim aynı üründen 30-40 tane listeledim. Yani şey olsun diye. Kapatılsın evet. Diye ki limit, bakalım limitini ne göreyim. Yapacaklar. Evet. Yani limitini göreyim ki nerede kapatılacak. Çünkü mesela arkadaşlar sonra soracak. Aynı listeden iki tane listelersem ne olur? İşte bunun cevabını verebilmek için benim önce bir kapattırtmam lazım ki kendimi göreyim evet. Nerede kapanıyor. Hiçbir evet. Şey olmadı. O şekilde de böyle bir sene açıldığı günden beri duruyor. Yani listelediğim evet. Günden beri duruyor listeler. Şimdi bu iki tane noktaya denk geliyor. Bir tanesi şu. Amazon'da demek ki arka planda, şimdi Amerika'da otomatik olarak resimler, ürünler birbiriyle eşleştirilir. Bu ASIN denilen, onların verdikleri evet, numara merge edilir. Yani birleştirilir. Türkiye'de demek ki bu sistem çalışmıyor şu anda yeterli şekilde. İkincisi kategori yöneticileri demek ki bakmıyorlar. Şimdi bu sorun abi şeyde de var. Trendyol'da da var. Trendyol'da geçen videolarda göstermiştim. Aynı üründen aynı satıcılar 30 tane 40 tane listeleyip kataloğu çöplük haline getiriyorlar. Ve o zaman ne oluyor? Bir müşteri gözünden baktığımız zaman müşteri giriyor ve aradığı ürünü bulamıyor. Çünkü hep aynı ürün, aynı ürün, aynı ürün duplike şekilde. Şimdi mesela Trendyol'da da bu problemin olması kategori yöneticilerinde bir problem olduğunu gösteriyor. Yani çözülmesi lazım bunun ve çözülmüyor da. Ben şimdi Trendyol'un iyi bir çıkış yakaladı ama Trendyol'un eğer bu kritik sorunları çözemezse bence bu çıkışı devam edemeyebilir. Yani evet. Biraz ben arka plandaki sisteminde sanki bu talebi kaldıramayacak gibi bir risk görüyorum. Senin düşüncen ne? Var mı sence senin tarafından baktığında böyle bir şey? Evet var. Aynen. Yani Trendyol galiba yazılımsal olarak sen dedin ya Amerika'da işte onu karşılaştırıyor, sistem kendisi buluyor. Yani onlarda sistem yok. Oraya bir eleman da bağlamak istemiyorlar bunu. Yani yazılımsal olarak bunun gerçekleşmesi lazım. Yani böyle şahıs bazında kontrol ederek biraz zor tabii. Yani o yazılımını ona göre düzenlemesi lazım. Tabii yapay zekasını geliştirmesi lazım. Şey mantığını bırakamamışlar. Yani işte bu giyim üzerine açılmış ya.
Adam diyor ben diyor araba lastiği diyor listeliyorum diyor. Bana cinsiyet soruyor falan diyor. Yani böyle bize de mesela bir şey şey yapıyorsun alakasız bir şey taş. Ya biraz o konularda geliştirmesi lazım. Yani aslında burada ben şeyi de tam anlayamıyorum Zafer abi. Şimdi ben bu sitelerin yöneticisi olsam tamam mı? Ve bu taraflardan şikayet geldiğini duysam. Giderim Amazon'dan ya da ne bileyim bunu aslında Amazon'dan başka bir yerden değil. Bir adam diyelim 7 bin dolar mı maaş alıyor Amerika'da. Giderim o adamdan danışmanlık alırım. 15 bin dolar veririm o adama. Gelecek para neyse 20 bin dolar. Giderim o adamı oturttururum. O sistemi tamamen düzelttiririm. Yani çünkü burada büyük bir problem var ve büyük bir risk oluyor. Bu sitelerde neden bu şekilde düzeltmeden bunu gitmeye çalışıyorlar onu da anlayamıyorum. Yani çünkü ortada bir problem oldu aşikar değil mi? Senin ekibin bunu yapamıyor. Yapsa yapardı zaten. Ya. Amazon komutarı için de bu geçerli. Yani bir problem var ortada ve bunu düzeltemiyorsunuz. O zaman bunu yapmış olan birisinden danışmanlık alın ya da o adama daha fazla maaş verin getirin koyun. Yani çözülememesi yani de tabii tam anlayamıyorum. Yani ya, ben olsam öyle yaparım. Tabii yani işte burada Yiğit bu e-ticarette yöneticiler çok önemli. Kafadaki adamlar. Yani onların vizyonu, onların sorunlara karşı yaklaşımı, çözme becerileri çok önemli. İşte gitti gidiyor da oldu dediğim gibi işte o bir değişti yöneticiler. Site gitti aşağı. Yani orada da şimdi mesela bakıyorum şeye hepsi burada yani nasıl reklam veriyor? Korkunç bir reklam bütçeleri var. Mesela en böyle prime time'ın en baba reklamlarını bakıyorsun Survivor. En çok izlenen hep devamlı hepsi burada. Nereye açsam hepsi burada televizyon reklamları. Yani buna güç dayanmaz yani dünya kadar bu kadar paralar harcıyorsun yani senin dediğin gibi yani senin söylediğin onların yanında hiçbir şey değil yani o paralar. Ya tabii şimdi ben mesela 20 bin dolar dedim yüksek geliyor kulağa. Gerçekten de yüksek ayda 20 bin dolar ama. Değil abi ne yüksek. Şimdi Zafer abinin dediği bu reklam bütçelerinin vesaire yanında eğer sen bunu 20 bin dolara düzelttirebileceksen ya da 50 bin dolara düzelttirebileceksen değer yani. Çünkü zaten o televizyonda Survivor zamanında işte bir 30 saniye gözükmek ne kadardır ki bilmiyorum da çoktur yani. Çok mu? Çok tabii. Çok. Ya yani bir de burada şey de oluyor olabilir. Yani şimdi bir yönetici oraya geldiği zaman herhangi bir market bu pazar yerinde belki de hani biz bunu yapamadık dışarıdan destek alıyoruz demek hoşlarına da gitmiyor olabilir. Yani bu hayatın bir gerçeği. Belki ben de olsam ne hoşuma gitmezdi. Yani onu bilemiyoruz tabii de. Yani belki öyle bir noktası da olabilir. Biraz Zafer abi şeylerden bahsedeyim. Sen şimdi hep gözlemliyorsun. Grupta mümkün o zamanın oldukça giriyorsun, okuyorsun. Bazen yorumlarla da katılıyorsun. Aslında sıklıkla katılıyorsun. Ne biraz da sivri dilli bulanlar oluyor ama yani ne yapayım ben de böyleyim. O kadar yaşına hürmetimiz var. Yani geçen gün zaten nerede? Bizim hesapta mı? Bir dedim kaldırın. Fatura entegrasyonuyla akta ürün entegrasyonunu aynı kefeye koyuyorlar. Ona sinirlenmiştim. Evet. Senin tavsiyen nedir Zafer abi? Ne görüyorsun gençlerde? Yani abi benim gençlerde bir kere şey yok. Böyle hepsinde demeyeceğim tabii. Zaten o gençlere bizim bir şey dememize gerek yok. Onlar bizi bile geçiyor ama yani geneline baktığım zaman böyle vizyon yok. Kafalarında düşünce oluşturmuyor. Mesela bizim lisedeyken, ortaokuldayken kompozisyon diye ayrı bir ders vardı. Yani normal Türkçeden ayrı bir de kompozisyon diye bir ders vardı. Onda mesela bize sorarlardı şimdi bir konu verirlerdi. Sen yazardın onu. Şimdi ben o derste bir konu verirler yazacağım ya. Bir iki dakika hiçbir şey yazmazdım. Herkes ne yazabilir? Böyle bir konuda insanların geneli ne yazabilir onu düşünürdüm hep. Benim yazacağım onlardan tamamen farklı olması lazım derdim. Ve her zaman en yüksek notu ben alırdım. Ki yani normalde öğrenci olarak çok başarısızdım. Yani sınıfta da kaldım hep bütünlemeye kalırdım falan. Ama o derste bir numaraydım. Şimdi burada da şimdi gençler bakıyor ya işte en çok satan kategori ya bırak sen daha yeni şirket kurdun ya da açıyorsun sen en çok lan çocuk bezi girebilir misin oraya sen o holdinglerin şeylerin arasına nefes bile alamazsın orada ya da işte bakıyor cep telefonu aksesuarları çok satıyor oraya girmiyor gir de onların aldığı fiyatı alabilecek mi? Yani geçenlerde bir arkadaşla da ismini hatırlamıyorum. Serhat mıydı neydi? Bana böyle bir röportajda. O arkadaş şunu demişti. Yani ne satılır da
ben hangi ürünler satılmıyor ona bakıyorum demişti. Mesela o çok hoşuma gitti. Hangi ürünler satılmıyor ona bakıyorum dedi. Öyle yani satılmayan ya da ne bileyim bir değiştirebileceğim bir şey olması lazım. Yani bir hem ürüne karar vereceksin hem karar verdiğin ürünü uygun fiyata alabilecek misin? Şeyi budur. Daha adam firmayı kurmamış. Yok işte kargoları tartışıyor. Ya bırak kargoyu margoyu. Sen ürüne odaklan. Hepsini çözersin. Bunun temeli ürün. Ürün alacak ki satacaksın. 16 senede yani eksileriyle artılarıyla senin böyle problem yaşadığın noktalar oldu mu? Yoksa böyle stabil miyim sen? Benim en büyük problemim şimdi ben ilk başladığımda emekli oldum işte. Bir günü benim eşim hemşire tansiyon aleti bozulmuştu. Dedi ki ya bir tane tansiyon aleti al dedi. O zaman gitti gidiyorum ilk zamanları. Dedim bakayım gitti gidiyor da var mı tansiyon aleti. O ama dijitaller yeni çıktı yani. Hep dijitaller işte koldan ölçer falan. A baktım klasik tansiyon aleti yok. Gitti gidiyor da. Gittim Tahtakale'ye toptancıya işte bir pazarlık ettim falan filan. Ben eşime bir tane almaya gittim adamdan. Dedim kaça verirsin? 11 liraya veririm dedi o zaman. Koldan o pompalı. Ben bir koli aldım. Sonra gitti gidiyor bir koydum. O biçim gidiyor. Sonra o dedi başka medikal işte bunları da sat. O zaman çok kolaydı yani. O zaman çok kolaydı yani. Ne olsa sonra şeylere girdim bu ledler yeni çıkmıştı. Led ampuller, led ışıklar, el feneri, kafa feneri falan. Onlara girdim. Nalburuya girdim falan. En sonunda ama yani bunu da sevmiyorum aslında. Elektroniği de sevmiyorum açıkçası. Çünkü düğmeleri arıza yapıyor. Bilmem ne oluyor. Çin malı hepsi. Sonra tesadüfen bu işte doğal taş işine girdim. O da bir tesadüf oldu. Bir ürün vardı böyle çok satan. Televizyon programında çıktı. Böyle belki bilmişsin böyle konservenin içinde istiridye var. İstiridyeyi açıyorsun içinden inci çıkıyor. Bir tane de onun koyacağın bir kasası var kolye. O kasanın içine koyuyorsun damla şeklinde. Yani istiridyenin içinden çıkıp kolye oluyor. Öyle bir ürün. Bu televizyonda bir programda çıktı manyak sat. Ben bunun deli gibi toptancısını arıyorum. Sonunda buldum toptancısı da taş ithalatçısı. Doğal taş ithalatçısı. Oradan o ürünü bayağı aldım. Yani 5-10 koli aldım, sattım falan. Sonra dedim ya bu taşları satabilir miyim internette? Bakıyorum satan yok. Bir tek böyle bir çok gösterişli bir taş var amatist diye. Dekor onu satıyorlar. Öyle diğer taşlar yok. Sonra adama dedim ya ben dedim buradan alsam biraz hani satamazsan başka üründen takas eder misin falan diye. Al abi dedi istediğin kadar al. Ben aldım oradan. Taşları getirdim eve. Başta eşim dedi ya sen deli misin bunları taşlar satılır mı internette kim alacak bunları dedi. Falan. Ondan sonra ben koydum onların fotoğrafını çekmeye başladım falan. Sonra baktım satılıyor. Sonra bir şeyden bir İngiltere'den bir mesaj geldi. Birisi gitti gidiyor oradan almak istiyordu. Dedim yani işte kargo olayı tabii olmuyor. Dedim ben dedim öğreneyim kargo fiyatını, ürünün üstüne ekleyeyim dedim. O şekilde dedim alabiliyorsanız kartlar alın dedim. Tamam dedi al. Gönderdim sonra dedim ya ben dedim niye dedim ben de yurt dışında satmıyorum. O bana bir fikir verdi. Sonra işte eBay'i biliyordum. eBay'de araştırdım benim sattığım ürünleri hepsini. 3-4 gün böyle her gece araştırdım. Baktım kaça satılıyor ne yapıyor. Üyelik açtım. eBay'de başladım. Biliyorsun orada ilk başladığı zaman 10 ürün hakkı veriyor. Ya da 500 dolara kadar falan. Onu ben tamamladım. İşte bir dahaki ay telefon ettim. Telefon ettim işte limit artırımı için. Baktılar tabii olumlu yorumlar da var. Onlar artırdılar. İşte 1000 yaptılar. 2000, 3000 öyle. Sonunda limit falan kalmadı. Sonra ben orada da top seller oldum. Ben senin eBay'de top seller olduğunu bilmiyordum ya. Top seller oldum ama böyle yani o zaman yani 1000 dolarla 2000 dolar arası 1800 dolar o aralar ciro yapıyorum. Yani tam çok büyük bir para değil ama kar marjı çok yüksekti. Yani mesela Türkiye'de 10 liraya sattığım tespihi orada 10 dolara satıyorum. Yani o kadar fark var. Şimdi o şekilde
daha da arttı falan. Bayağı böyle toplu siparişler falan aldım. Birkaç Arap, zengin Araplar vardı. Onlara tesbih yaptım falan. Suudi Arabistan'dan falan. Ama tam böyle o biçim işler böyle devamlı ivme yukarı gidiyordu. Bu PayPal bir kapandı abi. Biz zaten Dekman ondan sonra mecburen şu yurt dışına işte o zaman ağırlık verdim. İşte gitti firma açtı. PayPal sorununu bir şekilde çözmeyi düşünmedin mi? Yurt dışında bir şirket kurarak falan. Ya onu o zaman düşünmedim. Çünkü çok asabım bozuldu. İşte bakıyorsun yok kimisi Bulgaristan'da hesap açıyor. Gürcistan'da açıyor. Orada firma kuruyor falan dedim. Ben bunlarla uğraşamam. Ha şimdi yaptım ama tabii o ivmeyi bir daha yakalamak mümkün değil. Şimdi bir yani aslında baktığımda şimdi PayPal'ın tabii ki oradaki şey kısmına girmiyorum işin. Yani neden kapandı, sebepleri neydi yani vesaire o. Ama günün sonunda aslında Türkiye'ye döviz girişini de biraz negatif etkiledi. Ya etkilemez olur mu? Ben bilmiyordum bu işin içine girince ne kadar çok yurt dışına satış yapan varmış ya. Yani düşündüğümün belki 100 katından fazla yani. O kadar çok Türkiye'den... Yani orada tabii ki şöyle sorunlar var. Şimdi PayPal'da paranın kayıt altına alınması biraz daha zor. Ve bu yüzden işte bir anlaşmazlık oldu ortada. İşte vergilendirmesi belki biraz daha zor. Yani o yüzden burada PayPal haklı haksız muhabbetine girmiyorum ama yani bunun senelerdir çözülmemiş olması ve PayPal'ın Türkiye'ye geri gelmemiş olması hem bizim bireysel olarak yani mesela seni şu anda ekonomik olarak etkilemiş olabilir o süreçte. Ya ben zaten o PayPal kapanmasaydı belki yurt içini bırakmıştım şimdi. Tamamen yurt dışına çalışıyor olacaktım yani. Sürekli döviz getiriyordun yani. Tabii o kadar iyi gidiyordu yani. O büyük yani, bir talihsizlik ya. Şöyle söyleyeyim bak ben şeyde eBay'de satıyorum. Abi adam Nijerya'dan giriyor PayPal'dan ödeme yapıyor. Ben Nijerya'ya kargo gönderiyorum. Nijerya en fakir en yoksul ülke ya düşünebiliyor musun? Yani Nijerya'ya bile kargo gönderdim yani. Ya burada Zafer abi de şöyle bir şey var. Yani ticaretten bağımsız olarak şimdi bizdeki iş gücü ucuz olduğu için biz aslında yurt dışına danışmanlıktı, yazılımdı, çizerlikti yani bu tarz şeyleri emeğimizi de satabiliyoruz değil mi? Fiverr üzerinden tabii, mesela. Tabii. İşte hep bu ödemeler PayPal'dan oluyor genelde. Fiverr diye bir site var. İşte ne bileyim Upwork diye siteler var. Oralardan giriyorsun diyorsun ki ben ufak bir yazılım istiyorum ya da ben bir şeyin çizilmesini istiyorum, logo istiyorum, ne bileyim web sitesi istiyorum. Şimdi bunu genelde Hintliler falan yapıyor işte Bangladeş Hintliler evet. Falan. Çünkü neden? Orada doların karşılığı yüksek. Aslında aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani bizim 1 dolar şu anda ne kadar? 6,5 TL mi? Düştü mü biraz? 6,70 falan yani. 6-7 arası diyelim. Şimdi aslında bizim gençlerimiz için bu. Yurt dışına çalışmak hem Türkiye'ye döviz sokacak bir şey hem de onlara sonuçta iş sahibi yapacak olan bir şey. Yani o yüzden bu PayPal'ın olmaması gerçekten büyük bir problem. Yani bunun da çözülmesi lazım. Dediğim gibi parayı kayıt altına alınmaması da büyük bir problem. Artık hangi noktada diğer ülkeler bunu nasıl çözüyor bilmiyorum ya ama. Ya zaten ilk açıldığı zaman ben ilk girdiğim zaman PayPal Türkiye yoktu. Biz PayPal Amerika üzerinden işlem yapıyorduk. Yani site İngilizce, Türkçe şeyi falan yoktu yani. Türkçe versiyonu bile yoktu PayPal'ın. Amerika üzerinden yapıyorduk ama Türk bankalarına da şey yapıyordu. Ondan sonra geldi Türkiye'ye açtı. Keşke açmasaydı yani. Evet ya o açınca yani, şey yaptı. Bir durum yani düzelirse çok aynı olur. Şey Booking.com'da da biliyorsun. Oradan da çok zarar var. Bayağı rezervasyon alıyordu oradan da turizmciler. Booking.com'u kapattılar. Ya işte bu tarz şeyler de kapatmak yerine böyle regülasyonu uygun hale getirebilsek ya bence çok daha avantajlı olur. Abi vizyon meselesi. Vizyon meselesi. Bu noktada Zafer abi son olarak böyle tavsiyelerin var mı genel olarak? Ya şu işe yönelik benim birkaç bir şey eklemek ister misin? Eklemek isterim. Gene şeyde yarım kalmıştı bu yeni başlayacaklara. Dediğim gibi ürünü bulduktan sonra mesela şimdi listelemelerde kargo. Şimdi herkes şeye bakıyor. Mesela işte hep genelleme yapıyor. Genel ya tamam genellemede yap. Genelleme yap. Ama mesela ben şimdi aramalarda mesela N11'de aratıyor adam diyor. Ya diyor işte herkes şey aratıyor diyor. İşte ücretsiz kargoyu işaretletip öyle arıyor. Ya herkes öyle aratmıyor. Yani niye herkes öyle? Yani sen çoğunluğu hep çoğunluğu. Ben de diyorum ki ben
önce en ucuz olarak aratan da vardır. Yani kimisi şimdi, şimdi ben dedim az önce benim hedef kitlem akıllı insanlar. Akıllı insan ne yapıyor? Bakıyor şimdi bu diyor ürün 30 lira. Ben buna diyor 10 lirada kargo vereceğim. 40 lira diyor mesela. 40 lira. Şimdi birisi satıyor ücretsiz kargo 45 lira. Ben satıyorum 30 lira. Ne oluyor? Giriyor senden alıyor. Biliyor çünkü onun öyle olduğunu. Yani hep şeyler illaki genellemeler doğrudur diye. Onun dışında da bir kitle var. Belki o kitleye de hitap ettiğin zaman sen daha çok iyi iş yapabilirsin. Yani hep istatistikler üzerinden yürümek her zaman doğru değildir. Zaten bir laf var. Kim söylediğini şu an hatırlamıyorum. Diyor ki adam. İstatistik diyor doğru rakamların alt alta yazılıp yanlış toplanmasından ibarettir diyor. Çok hoşuma gitmişti o laf. Genellemede problem şöyle bir noktada var. Şimdi bir şeyin ortalamasını aldığın zaman aslında sen ne yapıyorsun? Dışarıda olması gereken rakamları bölüp normale dahil ediyorsun. Evet. Yani şimdi mesela satıcıların, müşterilerin %70'i örneğin kargo dahil şeyleri tercih ediyor olabilir. Tamam, sen ben %30'a hitap ediyorum ben de. Tamam, sen, aynen öyle. Sen eğer bunu bilerek %30'a gideceksen orada bir problem yok zaten değil mi? Yani bu %8 de olabilir ve sen dersin ki benim hedef kitlem oradaki %8. Eğer sen bunu bilinçli olarak yapıyorsan bence hiçbir problem yok. Tabii yani, mesela geçenlerde yine senin bir videondaydı galiba işte o ne satılır da arattı mesela en çok satılır tuta tuta araç plakası çıktı mesela orada. O da enteresandı yani. Ya enteresan. Mesela bir tane taş çıkıyor. Sana sorayım belki bilirsin. Topaz cinsi bir taş. Melek kanadı topaz. Neden çok satıyor bilmiyorum. Bilgin var mı o üründe? Ya o, onlar biliyorum da onlar aslında fake ürünler. Gerçek değil yani. Yani topaza benziyor ama asıl gerçek topaz değil o tip ürünler. Çayna. Ben hiç anlamam. Topazı da böyle oyunlardan falan biliyorum. Oradaki değerli taşlardan bir tanesi. ama mesela iyi satıyordu. Dedim belki yani senin tam grubun değil de hani bir bilgin şimdi var mı? Benim ben de fake'leri satmıyorum ben. Yani doğal taşsa gerçek doğal taşları satıyorum. Çünkü benim yani bu işe girdim. İşte taş işine girdim. Daha sonra bu çok yani bayağı bir okul gibi bir şey. Yani 4000 tane mineral var. Yani çok çalıştım. Yani o ders çalışır gibi resmen o hem de Türkiye'de çok fazla kaynak yok. Amerika'da bu database şeyleri var. Mineral database, min.org diye falan. Oralardan falan baktım işte şey yaptım. Ama bunu yaptım. Şimdi mesela benim müşterilerimin çoğu mesela üniversitelerin jeoloji, jeofizik, gemoloji bölümleri çok benden ürün alıyor, taş alıyor. TÜBİTAK'tan müşterilerim var. TÜBİTAK'tan müşterilerim var. Zafer abi şimdi bu videodan etkilenen arkadaşlar da olacaktır. Sen zaten her zaman açık açık söylüyorsun değerli taş sattığını da. Bu kategoriye girmek için araştıranlar olacaktır. İnsan psikolojisi araştırsınlar. Bence onlara da bir tavsiye var ki şimdi çünkü bazen şöyle oluyor. Mesela şimdi Aytaç'la video yapıyoruz örneğin. Şimdi Aytaç'ın ciroları ciddi anlamda yükseldi. En son konuştuğumuzda dediğim gibi aylık 1 milyon TL vesaire civarındaydı. Ama sermayesi de ona göre. Şimdi ona ne satıyor mesela? Sen zaten bunun başta aslında bir uyarısını yaptın. Yani Philips tıraş makinesi satıyor. Ama şimdi bazı arkadaşlar izliyorlar onları, etkileniyorlar. Sonra cebinde diyelim 3000 TL var. Gidip Philips tıraş makinesi almaya çalışıyor. Sen onun aldığı fiyattan alamazsın zaten değil mi? Göbek bezi örneğindeki gibi. Şimdi yani bir uyarı olarak bu videoyu izleyip etkilenen arkadaşlar da gidip yanlış taş alıp hani ondan sonra ya bak ben işte Zafer abinin videosunu izledim o taşlar olmadı vesaire gibi şeyler olmasın diye bir uyarı da alayım diyorum senden. Şimdi doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle yani bu iş bilgiyle çok alakalı. Yani ben şimdi cep telefonunu ancak birkaç özelliğini kullanacak kadar biliyorum. Şimdi ben cep telefonuyla ilgili bir şey satamam yani. Çünkü birisi bir soru sorduğu zaman cevap vermem lazım. Şimdi bu taşları toptancıları da zaten pek bir şey bilmiyor. Bazen bana soruyorlar. WhatsApp'tan atıyorlar. Abi bu neydi falan diye. Şimdi orada herhangi bir tezgahtar yani sıradan bir adam almışlar orada çalışıyor tezgahta. Ona söylemişler bu şu. Sen şimdi gidip oradan mal alıyorsun. O tezgahtarla muhatapsın.
Adam hiçbir şeyden bilmiyor. Sadece birisi böyle dedi diye. Bu taş bu diyor. Sen de ona güvenip yazarsın. Bu taş bu diye. Ondan sonra bakarlar yanlış ya da sentetikleri çok var. Onları ayırt etmen lazım, bilmen lazım. İşte dedim ya benim hedef kitlem akıllı müşteri. Ha, satarsın belki ama işte bir iki bakarsın sonu gelmez. Sonra bir de bunun en zor tarafı bizim şeyin işte benim vaktimin büyük bir çoğunluğunu listeleme alıyor. Çünkü yani bir taş var, tek unik. Onu satıyorsun, fotoğraflıyorsun, satıldı bitti. Bir daha yenisini, bir daha böyle. Sen, mesela senin gibi kabloyu koydun, güzel bir listeleme yaptın, adet 1000 tane koydun, o gidiyor. Öyle yok bizde yani. En fazla bazen işte o diğer tespit kolyelerde, standart ürünlerde oluyor da işte o adetli ama taşları hepsine tek tek, hepsine tek tek. O yani taş satmak isteyen olur tabii ama yani araştırması lazım, bilmesi lazım. O da yani kolay bir şey değil. Dediğim gibi 4000 tane mineral var. Yani ben 4000'li tabii hepsi kullanılmıyor ama yani en popüler olanları bu takılarda, şeylerde kullananları biliyoruz yani. Zafer abi son bir soru sorayım. Şimdi ben genellikle genç arkadaşlar diyelim 18 yaşında liseden mezun oldu ya da işte üniversiteyi bitirdi 21-22 yaşlarında. Ticarete atılmadan önce benim tavsiyem aslında böyle bir sektörde biraz çalışmalık bir ve işte iş çok kültürünü doğru öğrenmeleri, işte ondan çok sonra doğru biraz öğrenmeleri. Şimdi sen aramızdaki en tecrübeli üyelerimizden bir tanesisin. Yaşın da büyük, gözlemleme fırsatın da oluyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani bunun doğrusu yanlışı yok. Herkes tabii ki farklı şeyler düşünebilir. Ne tavsiye edersin böyle bir şeyde? Tabii şimdi o anlamda benim şansım şu oldu. Ben bunu ek iş olarak başladım. Anlattığım gibi işte cezayı da yedik zaten. O zaman firma falan da kurmamıştık. Ben başladım. Onu da biraz daha şey yapayım ki hani arkadaşlar da böyle konuşan da çok oluyor bu fatura mevzusunu, firma mevzusunu. Yani ben işte öyle başladım. Gitti gidiyor da satıyorum falan. Ya yani bir şey olursa açarız bir firma falan diyoruz. O zaman bu şimdiki kadar şey de yok. Öyle tabii iş açıldıkça da kapılıyorsun, gidiyorsun. Bana bir gün bir sarı zarf geldi. Baktım maliyeden vergi denetim şeyi çağırıyorlar beni. Gittim adam önüme koydu dosyayı. Excel'den bir çizelge. Yıl yıl çıkartmışlar işte Ocak bilmem ne satış şu kadar, ciro bu kadar. Bütün dedi sen bunları yaptın mı dedi bu satışları. İnkar etmenin anlamı yok. Yaptım dedim falan. Adam dedi ya o zaman dedi 3 tane şey var. Ya dedi bu parayı ödersin dedi. Cezada ne kadar biliyor musun? Benim 167 bin lira bu söylediğim 7-8 sene önceki mevzu. 167 bin lira ciromu tespit ediyorlar. Gelen ceza 124 bin lira. Şeyiyle beraber, gecikme zammıyla beraber 140 milyara çıkıyor. Hiçbir şey kalmıyor. 8 sene önce parasıyla. Dedi ya bunu ödersin dedi. Biter dedi. Ya dedi vergi mahkemeleri var. Oraya dedi müracaat edersin, itiraz edersin dedi. Ya da dedi uzlaşmaya girersin dedi. İşte bunu biraz daha makul seviyeye çekmeleri için dedi. Hangisini dedi istiyorsun dedi. Ben dedim uzlaşmayı istiyorum dedim. Uzlaşmayı istedim. Sonra araştırdım tabii. O arada biraz zaman kazanmış olduk. Bir hukuk bürosu buldum. Hukuk bürosu değil bu. Vergi, emekli bir vergi hakimi işte bu vergi mahkemeleriyle ilgili falan. Şeyle öyle bir büro açmış yani yasal müşavir gibi. Orada da şey verebiliyorsun. O uzlaşmada aynı avukat gibi vekalet verebiliyorsun. O giriyor uzlaşma. Onlara bir vekalet verdim. İyi de iş çıkarttılar. Benim ceza 17 bin liraya düştü. Bir 8 bin lira da SSK'dan geldi. İşte toplam 25 bin liraya kurtardım yani o işi. Şimdi gençlere diyeceğim mesela ya diyor Instagram'dan yakalayamazlar. Yakalıyorlar abi. Instagram'dan da yakalıyorlar. Çünkü benim daha sonra tanıştığım bir vergi denetmeni var. Mesela şöyle yapıyorlarmış. Senden bir tane ürün alıyor tamam mı? Vergide başka adres veriyor ya da başka isim veriyor. Herhangi bir müşteri gibi senden bir ürün alıyor. Ondan sonra dekman her şeyin belli zaten.
Abi ben şeyi anlamıyorum ya. Zaten neden böyle bir iş yapmak istersin ki uzun vadede? Yani sen eğer vergini doğru şekilde ödüyorsan, maliyetlerini doğru şekilde hesaplayabiliyorsan kârlıysan kârlısındır. Eğer Tabii. sen ben vergi kaçırayım da kârlı olayım diye bakıyorsan aslında ticareti yapmıyorsun. Başka bir şey yapıyorsun yani. Tabii o zamanki işte bizim bugünkü kadar böyle duyarlılık yoktu, şey yoktu. Öyle biz de kapıldık. Hani şey yapmadık, umursamadık. Ya ben Facebook grubunda bazen Cezamızı da sorular çektik. geliyor. Daha sorunun gelişinden anlıyorum yani. Hani diyorum ki ya bak bu soruyu soruluyor tamam mı? Soruş tarzı bu şekilde buluyorum fatura kesmeden satmak He. için bunu soruyor. Yazar kasada olmaz. Kimisi diyor yazar kasada aynı şey. Tamam, yazar kasa aynı şey. Dükkandan satarsan aynı şey. E-ticarette fatura şart. Ya bu tarz konularda arkadaşları bilgilendirmek lazım. Yani bu da enteresan bir konu. Neden dersen şimdi mesela diyorum ki hani bu şekilde satış yapmayın. Hani arkadaşlar bakın ileriye dönük problem yaşarsınız. Aşağıda bir tartışma başlıyor ondan sonra. Birbirine küfür edenler mi ararsın, artık hakaret edenler mi ararsın? Yani olay kendinden de geçiyor bazen. O yüzden yani burada sakin sakin bunu da arkadaşlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Yani küfür etmenin, bağırıp çağırmanın tabii ki kimseye Tabii. bir şey yok yani. Ya bir Adam... de gençlere işte dediğim gibi yani araştırma yapmıyorlar. Mesela orada yazıyor. Yazıyor şimdi kargo falan. İşte diyorum ben şu işte ben diyorum bir faturanın Aras anlaşmasını kullanıyorum falan. İşte bana soruyor işte şu kadar. Ya kardeşim sitesi var onun. Gir bak. Bana soruyor. Ya niye bana soruyorsun sen? Madem onu ciddi düşünüyorsan bir faturanın sitesine gidersin. Arasın. Yani e-ticaret yapan adam internete hakim olması lazım. Yani sen onu bulamıyorsun, bana soruyorsan zaten kafadan kaybetmişsin demektir benim gözümde. Araştırmayı öğrenmek lazım. Yani Tabii. araştırma nasıl? Yani çünkü hep aynı sorular değil mi? Facebook grubunda da. Sen de yazıyorsun Tabii. bazen görüyorum. Ya soldan gir ara diyorsun. 500 kere konuşuldu sonuçta değil mi? Sen Tabii. de arama yapmayı alıştırmazsan kendini uzun vadede herkes her dakika elinden tutamaz yani. Hani ne olursa olsun biraz kendin şey yapmak zorundasın. İster istemez. Ama Vallahi o dediğin olay çok doğru. Yani eğer imkanları varsa yani böyle bir bu işi yapan biraz daha kurumsal ciddi birisinin yanında bir süre çalışsalar yani işleyişi tam öğrenirler, şey yaparlar. Ona göre bir de yani planlı, programlı bir şekilde olur yani. ya ben de katılıyorum. Mesela bizim Uğur'un bu kadar detayda bilgi sahibi olmasının sebebi Abi o aslında müthiş ya, müthiş valla. vallahi Ansiklopedi gibi adam ya. evet her şeyi biliyor Uğur. Yani Evet. Uğur'a bazen kızıyorlardı da şu yüzden mesela işte bazı kurallar var. Özelden mesaj atmak yok, küfür etmek yok vesaire. Şimdi böyle oluyor. Uğur gruptan atıyor birilerini. Ondan sonra işte gerek olay tartışmaya dönüyor ama o da arkadaşlar yani neden mesela Facebook grubunda özelden mesaj yok diyoruz? Çünkü bu işin sonu ondan sonra işte X kişi bana mesaj attı yok danışmanlık verecekti. Ondan sonra işte yok ben dolandırıldım bilmem ne oralara Ya dönüyor. bana da çok geliyor. Yiğit, valla bana da çok geliyor. Kusura bakmasınlar, buradan da söyleyeyim. Bana özelden yazanlara cevap vermiyorum. Bir iki tane samimi olduğum hariç özelden cevap Ya ben şeye yazmıyorum. karşı değilim bu arada. Yani birisi danışmanlık vermek isteyebilir. Versin. Ama Tabii. kuralımız bu duyurularda yazıyor. Ne kuralımız? Senin bir firman olacak. Yani sen birine danışmanlık veriyorsan danışmanlık faturası kesebileceksin. Ve kendini tanıtacaksın ve gruba özel indirimin olacak. Şimdi sen bir tane orada garip bir resmin var. Ne olduğu belli değil. Facebook hesabı Evet. açılmış bir ay önce. Ben sana danışmanlık veriyorum. Ya sen kim olduğun belli değil, ne olduğun belli değil. Tabii. Şimdi neden birisine özel mesaj atıp belki de o kişi bilinçsiz bir kişi. Bilmiyor yani. Daha yeni başlıyor. Olur Gidecek ona tabii. 10.000 TL verecek. Gidecek oradan Evet. 50.000 TL'si kaybolacak. Biz buna müsaade edemeyiz ki. O yüzden çıkartıyoruz gruptan böyle paylaşımları. Ya da özelden böyle mesaj atanları. Sonra işte biz Facebook grubundan atıl. Ama abi kusura bakma yani. Öte korumak zorundayız ki İyi oradaki yapıyorsun insanları şey tabii. olsun. Yani dediğim gibi o Yani yüzden burada kızmayın. sen orada o tip şeylere hiç bakma yani. Seni seviyoruz. Sen çok faydalısın yani. Dediğim gibi bak o arkadaşım bile yani 2.800 lirasına yakalamasına vesile oldun. Yani grup da çok iyi işlevini görüyor. Yani sen de özveriyle çalışıyorsun. Hele o yani entegrasyon olayın gerçekten müthiş. Yani ben eğer kendi sitem olmasa kullanırdım ben de. Tabii kendi site olmadığı için mecburen entegreyle devam ediyoruz. Entegre, ya ben şeyi de çok beğeniyorum bu arada abi. Entegre'yi de beğeniyorum. Yani şimdi onların yaptığı detaylı işi Türkiye'de çok fazla yapan yok. O yüzden onları Evet. da tebrik etmek lazım. Her noktada bence güzel iş çıkarıyorlar.
Yani bizim oradaki amacımız hani onlarla rakip olmaktan ziyade böyle yeni başlayan arkadaşlara destek olarak hani bu maliyeti katlanamayacak kişilere birazcık yardım eli uzatmak. Zaten diyorum yani birisi senin artık seviyene gelirse kendi web sitesinden ürün yükleme, bunları diğer pazar yerlerine gönderme. O zaman para versin zaten entegrasyona. Tabii. Değil mi yani artık o noktaya geldiysen artık para verecek noktaya gelmişsin. Vallahi Zafer abi ben de sana teşekkür etmek isterim. Hem gruptaki katılımlarından dolayı hem de zamanını ayırdığın için. Aşağıda gelen sorulara göre belki seni tekrar bir rahatsız ederiz. Gruptan yani olduğunda ben sana zaman. Seve seve. Teşekkür ederim. Yayın için. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Kanada'ya da selamlar buradan. Peki selam. Görüşmek üzere. Oldu. Görüşürüz.